Haftanın ikinci iş gününden herkese günaydın. Ekranları başında güne bizimle başlayan tüm izleyicilerimize günaydın diyelim. Umarım güne güzel başlamışsınızdır. Geçtiğimiz günlerde ağırladığımız bir konuğumuz şöyle bir öneride bulunmuştu. Güne başlarken aslında biz aynaya baktığımızda eğer kendimizi iyi hissettiğimizi söylersek, kendimizi ne kadar güzel, ne kadar yakışıklı olduğumuzu düşünürsek günümüz daha güzel başlayacakmış. Bu öneriyi dikkate alıyoruz. Biz de öyle başlamaya çalışıyoruz. Bütün ekibimiz olarak bugün sizin için güzel bir program hazırladık. Saatler tam onu gösterene kadar sizlerin karşısında olacağız. Birbirinden değerli konuklarımız stüdyomuzda olacak ve birbirinden güzel konuklarımız burada bizlerle birlikte olacak. Bir kez daha günaydın efendim. Yeni gün başlıyor. Başladı bile. Hepiniz hoş geldiniz. Hani güne başlarken biz hanımlar özellikle aynaya baktığımızda bazı şeylerden mutsuz oluruz. Örneğin işte kaşımız, gözümüz, işte yüzümüzdeki kırışıklıklardan bazen şikayetçi oluruz. Bunların giderilmesi için farklı teknikler ve yöntemler günümüzde var. İşte tam da bugün biz bu konuyu konuşacağız. Değerli konuğumu hemen davet etmek istiyorum efendim stüdyomuza. Operatör Doktor Didem Tanyel, estetik ve plastik cerrahi uzmanı kendisi. Bugün güzelleşme ile ilgili merak ettiğim bütün soruları Didem Hanım size soracağım. Hoş geldiniz. Nasılsınız? İyiyim, günaydın. Sağ olun, siz nasılsınız? Sizi hemen alalım sohbet köşesine ve bir yandan da biz estetikle ilgili girişimleri konuşurken bir yandan da makyajla ilgili merak ettiğimiz konuları konunun uzmanına soracağız. Ankara'nın en sevilen ve en tanınan aslında makyaj uzmanlarından birisi. Aynı zamanda microblading uzmanı, yani kıl tekniğiyle kaş yöntemini en iyi şekilde uygulayan uzmanlarımızdan birisi kendisi. Yasemin Akbulut geliyor efendim stüdyomuza. Yasemin Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Makyaj ve makyajla ilgili merak ettiğimiz birçok şeyi size soracağız. Tabii. Hemen size sohbet köşesini alalım. Hem estetikle ilgili hem de makyajla ilgili merak ettiğiniz şeyler varsa değerli izleyicilerimiz program boyunca bizlere ulaşabilirsiniz. Hem telefon numaralarımızdan hem sosyal medya üzerinden bizimle iletişime geçebilirsiniz. Bu bilgileri biz zaman zaman stüdyomuzda sizinle paylaşıyoruz. Hem de saatler onu gösterene kadar bizim sizlere ileride vereceğimiz telefon numaralarımızdan hem konuklarımıza hem de bizlere soru sorabilirsiniz. Bugün stüdyomuzda iki değerli konuğumuz var. Sorularınız varsa bize nasıl ulaşacaksınız? Hemen izleyelim. Yeni günü Instagram'dan TRT Yeni Gün adresinden, Facebook üzerinden TRT Yeni Gün sayfasından ve Twitter'dan TRT Avaz Yeni Gün ismiyle takip edebilir. WhatsApp gönderileriniz içinse 0505 756 0183 nolu telefonumuzu kullanabilirsiniz. Posta adresimiz ise Yeni Gün Programı TRT Genel Müdürlüğü Mavi Bina B Blok No 817 Oran Ankara olup ayrıca programla ilgili görüş ve önerilerinizi de 0312 463 50 24 nolu telefonumuza iletebilirsiniz. Bekliyoruz. TRT Avaz ekranlarındasınız. Canlı yayınla sizlerin karşınızdayız. Şu anda hobi köşesindeyim değerli izleyicimiz. Burada birbirinden güzel ürünler var ama ne olduğunu merak ediyor musunuz? Ben yakından inceledim biraz önce siz bizim iletişim bilgilerimizi izlerken. Burada tavalar var ama çok farklı tavalar. Aslında tava demeye de dilim varmıyor çünkü hepsi birer sanat eseri. Şöyle paylaşayım izleyicilerimizle, çok çok güzeller. Nasıl yapılıyorlar? Nedir bu sanatın ismi? Neler kullanılıyor merak ediyorum. O yüzden hemen Bermek'ten gelen konuklarımızı da davet etmek istiyorum. Necla Fedakar hocamız ve Aynur Soyalp bizimle birlikte kursiyerimiz. Hemen sizleri de davet edelim stüdyomuza. Bugün Atilla şefimizin biraz daha dikkatli olması lazım. Tavalar elden gidebilir öyle değil mi mutfakta? Evet. Hoş geldiniz hocam. Necla hocam. Aynur Hanım hoş geldiniz. Siz de şöyle alalım hemen hobi köşemize, buyurun. Nasıl güzel şeyler bunlar, müthiş görünüyorlar. Biz aslında evimizde kullanmadığımız birçok objeyi böyle sanat eserine dönüştürebiliriz. Aynen öyle. Nasıl dönüştüreceğimizi de önümüzdeki dakikalarda size sormuş olacağım. Şimdi Atilla şefimiz dedik. Bugün de böyle çok telaşlı kendisi. Aslında biz yayına başlamadan önce yetiştirmemiz lazım. Bugün çok güzel iki tarifimiz var. Nedir acaba hemen soracağım. Atilla şefim geliyor. Koşar adım geliyor her zamanki daha gibi. Çok. Şöyle mi geçsem acaba? Ama yani ben de selamlaş. Ben gelirdim aslında oraya. Hoş tamam, geldin şöyle Atilla. Buluşalım. Nasılsın?
Vallahi iyiyim. Bugün gerçekten bir koşuşturma. Dün dediler ki, siz dediler mantıyı, sosyete mantısını yetiştirememişsiniz Kim dediler. Kim demiş onu? Öyle bir dediler, şey dediler, kuşlar söyledi. Hayır, en son programımız bitmeden son final tabağını biz yine... Gayet göründü, evet, değil göründü, mi izleyicilerimiz? Fırından çıkarttık. Zaten bir kararsızlık vardı, çıkacak mı çıkmayacak mı yetiştirdik. Ama canlı yayın efendim, evet. Böyle şeyler olabiliyor. Zamanımız el verdiğince biz yetiştirmeye çalışıyoruz. Bugün neler yapacağız? Bugün sebzeli. Ben böyle siz de tabii söylüyorsunuz, böyle sebzeyle alakalı birçok şey yapmaya çalışıyorum. Tabii hem çocuklar için, hem daha besleyici olsun diye, hem de daha sağlıklı olsun diye. Yine aynı sebzeleri kullanacağız. Kabak, havuç, al biber, soğan, işte... Baharatlarımızda biraz da taze baharat kullanacağız. Yani maydanoz, dereotu, nane Tarifimiz şeklinde. Tarifimizin ismi neydi, söyledim mi ben Matlı? Evet, sebzeli kış çorbası sebzeli hazırlayacağız. Kış çorbası. Ben onu hemen hazırlarken bir taraftan da sufle için şöyle bakayım bir. Bu sufle arada. İçin hazırlıklar da evet, tamam. Sufle için de hazırlık başlıyor. Onu hemen yetiştirmem lazım. Bugün biraz mutfağımız yoğun. Bu sefer senden ciddi bir performans bekliyorum. Tamam. Sık sık geleceğim o tamam, zaman. Tamam. Sufleyi karıştırmamız lazım. Peki o zaman hemen malzeme listesini aktaralım mı izleyicilerimize? Olur, ben hemen başlayayım sebze çorbasına. Lütfen. Evet, sebze çorbası için mısır kullanacağız. Hı-hı. Gayet renkli. Al biber, kabak, havuç, soğan kullanacağız. Bir diş sarımsak kullanacağız. Bunların hepsini tereyağında ve biraz da sıvı yağ ilave edip karıştıracağız, kavuracağız. Sonra içerisine biraz un ilave edip sütle beyaz bir çorba yapacağız. Beyaz çorbanın içerisinde rengarenk bir sebze cümbüşü olacak. Daha sonrasında da baharatlarla lezzetlendireceğiz. Çorbamız hazır oluyor. En son finalde çorbanın finalinde de taze baharatları çok ince doğrayıp çorbamız bittikten sonra ilave ediyoruz. Çok hızlı anlattım ya. Çok hızlı anlattım, ben yetişemedim. bir de hemen çorbamız hazır olurken çikolatamız haşlanacak. Belmari usulü mü dedi? Belmari usulü yapılacak ve suflemizi hazırlayacağız bir hışımla. Çünkü sufle çok ciddi bir şekilde hazırlanması gerekiyor. Eğer istediğimiz kıvamda yumurtalarımızı çırpamazsak suflemiz şişmeyecektir. Onu da söylüyorum. Ben anlatırken sen orada yoruldun. Ben bana yoruldum. Nasıl yardım edeceksin? Ben yoruldum ama izleyicilerimiz yorulmasın. Evet. Bunları böyle teker teker yavaş yavaş Atilla yapacağız. Şefimiz yapacak ve gösterecek. Kış çorbası yapıyoruz. Bir yandan da sufle yapıyoruz. Malzeme listesini de zaman zaman sizlerle paylaşacağız. Çok ben teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. Yardım lazımsa seslen. Biz hepimiz geliriz sana tamam, yardım. Tamam, çağıracağım. Kolay gelsin şefim. Şimdi kış çorbası bir yandan hazırlanırken, bir yandan evimizde kullandığımız malzemeleri geri dönüşümlü bir şekilde sanat eserlere dönüşürken... Estetikle ilgili ve makyajla ilgili merak ettiğimiz konuları konuşacağız, sizlerle paylaşacağız. Şimdi Didem Hocam, kış çorbası yapıyoruz ya, estetiğin de belli bir mevsimi var mı? Hani kışın yapılır, yazın yapılmaz, sonbaharda mutlaka dikkat edilmesi gereken şeyler vardır gibi bir şey var mı? Bununla başlayalım. Yani estetiğin mevsimi yok, mevsime göre değişen ameliyat gruplarımız var. Mayıs civarı yaz öncesi işte tatilde bikini giymek hevesiyle hani biraz daha zayıflamaya yönelik ameliyatlar artıyor. Yine göğüs bölgesi, meme protezi ameliyatları daha çok artıyor. Yaz tatili dönüşü güneş ışınlarıyla hasarlandığı için yüz bölgesine biraz daha yöneliyor hastalarımız. Bu şekilde. Yüz bölgesinde aslında yapılan çok farklı uygulamalar var. Ve günümüze baktığımızda birçok yöntem de var aslında bizlere evet. sunulan. Ama hangi yöntem daha doğru, hangisini uygulamalıyız, hangisini uygulamamalıyız? Tabii ki bu soru da artık sizin uzmanlık alanınıza giriyor değil mi? Evet. Yani bu konuda da yine hastalık yok, hasta var. Yaş grubuna göre değişir, yüzün durumuna göre değişir. Bu etkenlerle. Şimdi baktığımız zaman estetik operasyonları tamam bir çözüm noktası olarak görüyoruz ama ondan önce de aslında yapabileceğimiz hileler var. Yüzümüzde beğenmediğimiz bir bölgemiz olduğunda artık makyaj hileleriyle de bazı şeyleri kapatabiliyoruz. Estetiğe gelmeden öyle değil mi? Hoş geldiniz siz de programımıza. Yasemin Hanım, şimdi makyaj aslında hepimiz az veya çok bir şeyler yapıyoruz. Bir de son yıllarda mı desem, son günlerde mi desem, sosyal medya üzerinden çok fazlaca makyaj videoları paylaşılıyor. Evet, gerçekten çok. Vloglar var. YouTube'dan canlı makyaj videoları izliyor insanlar ve çok merak ediyorlar. Neredeyse hani bütün genç kızlar bu konuda uzman oldular. Çok ilgililer. Fakat ben bugün özellikle günlük makyaja değinmek istiyorum. Çünkü günlük makyaj bazen bakıyorum gece makyajıyla geziyor bayanlar. Günlük makyaj gerçekten önemli. Yani ben şöyle diyorum hep, ne kadar az o kadar doğal, ne kadar doğal o kadar güzel.
O kadar güzel. Evet. Kullanılan ürünlerin de çok önemli olduğunu tabii biliyorum. Özellikle işte gündüz makyajında bazı ürünleri, bazı şeyleri yapmamamız lazım. Kesinlikle. Mesela onlar nelerdir? Bunun cevabını alayım ama ekran başında eğer bizi izleyen izleyicilerimiz varsa, evet ben de makyajla ilgili merak ettiğim şeyler var veya estetik yaptırmak istiyorum ama nasıl yaptıracağım, nedir püf noktaları vesaire, bunları sormak isterseniz eğer yazıyor hemen ekranlarımızda. Telefon numaralarımız 0312-467-1103 ve 467-95-47. Bize yazın, bize arayın, bize ulaşın lütfen. Saatler onu gösterene kadar stüdyomuzdayız. Buyurun Yasemin. Şöyle, günlük makyajda en çok yapılan hatalardan birisi yüzü maske görünüm veren çok kalın fondöten ve pudralar. Ben genellikle günlük makyajda eğer çok kafanıza taktığınız, gözünüzde büyüttüğünüz, cildinizle alakalı bir probleminiz yoksa BB krem yeterli diye düşünüyorum. Ama fondöten kullanmak istiyorsanız ısrarla likit, çok ince yapılı likit fondötenler çok ince bir şekilde cilde yedirilmeli. Ne kadar kalın olursa, çünkü o kadar maske görüntüsü verecektir. O da günlük makyaj olmuyor. Yani ancak gece makyajında kullanılabilir o kadar fondöten. Çok yağlı cilde sahipse kişi ve sürdüğü fondötenlerin daha sağlıklı ve daha iyi görünmesi için ne yapabilirler? Transparan pudra öneriyorum. Hı hı. Ama altını çiziyorum. Yani kalın pudra değil kesinlikle. O da çünkü pudra toz bir yapı oluşturuyor ciltte. Doğal bir görüntü vermiyor. Transparan pudra dediğiniz bu toz halinde olan pudralar. Aynen. Yani toz halinde olanı da var. Bazı markaların daha böyle taş şeklinde ama sürdüğünüz zaman çok ince bir yapısı var transparan. Ama hani o toz halinde olanlar en güzeli. Hı hı. Aynı zamanda onların fixleme özelliği de var. Yani sabitliyor. Eğer parlama oluyorsa ciltte, çok ince bir tabaka transparan pudra geçilebilir. Hem parlamayı önler hem de makyajınızı tutar. Uygulamalı olarak gösterelim mi? İzleyicilerimizle paylaşalım. Tabii. Hemen Özge'yi davet etmek istiyorum ben. Özge Ünal bize bu konuda yardımcı olacak. Çok güzel bir yüzü var zaten. Makyajı da çok ihtiyacın yok Özge'cim ama hoş geldin. Seni hemen şöyle alalım. Ve üzerinde aslında Özge ile beraber paylaşalım izleyicilerimizle. Evet. Aslında Özge'nin yüzünü önce bir analiz etmemiz lazım herhalde, değil mi? Uygulayacağımız makyaj için. Özge zaten çok genç. Genç bir cilt. Çok fazla kusur da yok. Çok ince bir likit fondöten kullanacağım Özge'de. Hani BB krem de olabilir. Fakat hani ufak tefek şeyler var. Onları kapatmak için çok ince bir likit fondötenle başlayacağım. Yüz yapısı nedir Özge'nin? Yuvarlak değil mi? Yuvarlak yüz, evet. Şimdi günlük makyajda çok fazla kontür ve inceltme çalışmasına gitmiyoruz. Günlük makyaj son derece doğal olacak. Herhangi bir yükleme yapmayacağız. Ama normal kontür çalışması yaptığımızda hani şu kısımları biraz daraltabiliriz. Kontür de aslında son yıllarda yine çok sıklıkla duymaya başladığımız bir uygulama. Görüyoruz böyle sosyal medyada, internette, Facebook'ta vesaire görüyordur hanımlar. Böyle suratını böyle değişik değişik boyayıp sonra da ortaya böyle muhteşem bir güzellik çıkarıyorlar. Evet, gölgeleme ve daraltma yapılıyor o şekilde. Fakat dediğim gibi günlük makyajda uygularsak o doğallığın dışına çıkmış oluruz. Bugün tamamen hanımların 10-15 dakikada yapabileceği pratik günlük makyaj. Peki şunu merak ediyorum ben. Sıralama nasıl olmalıdır? Önce biz göz makyajımızı mı tamamlamalıyız yoksa cildimizi önce bir kapattıktan sonra mı göze geçmeliyiz? Aslında hani derler ya, her yiğidin bir yoğurt yiyişi var. Şimdi normalde biz kendimize yaparken hemen böyle bir alt yapıya geçeriz, sonra gözlere geçeriz. Fakat eğer çalışırken renkli makyaj yapacaksanız, atıyorum mesela gri far kullanacaksınız. Yüzünüze dökülenleri sonra sildiğinizde burada bir dalgalanma, bozulma olacaktır. Ben mesela hanımları çalışırken önce göz makyajını bitiririm. Sonrasında en son yüzü yaparım. Peki. Çünkü elim sürekli değdiği için ve farlar döküldüğü için ikinci bir iş çıkar ve pratik olmaz. Uygulamaya da başlayalım isterseniz bir yandan da konuşurken. Yani gözden başlayalım. Nasıl başlıyoruz? Hangi uygulamayı yapmamız lazım önce göze? Şimdi göze hafif bir baz geçeceğim altına. Ondan sonra ince bir transparan pudrayla. Bazımız yoksa herhangi bir fondöten de geçebilir miyiz? Fondöten kullanmamakta yarar var. Çünkü çok ince olduğu için göz. Direkt transparan bir pudra sürebilirsiniz göz kapaklarına. Hani makyaj tutması için. Yani o zaman Yasemin Hanım, biz yüzümüze uyguladığımız fondöteni gözümüzü göz altına ve göz üstüne sürmemeliyiz. Hayır, kesinlikle. Hani görüyoruz ya, affedersiniz, çizgi çizgi kırışmış göz altları.
O yüzden yani yanlış malzeme kullanıldığı için. Benim de bazen kolayıma geliyor. Hemen yüzüme uyguladığım fondöteni göz üstüne, göz altına sürüp çıkıyorum. Evet. Ama doğru, göz altlarında ve göz üstüne kırılmalar ve çatlamalar oluyor. Evet. Fondötende kırılmalar oluyor. Peki izleyelim o zaman nasıl yapıyorsunuz uygulamayı. Biraz sonra efendim Ayşe'ye sözü bırakacağız. Ayşe bugün acaba nereden bizi selamlayacak? Neler yapacak? Konukları kim olacak? Merak ediyoruz. Birazdan bağlantımız hazır olduğunda beni uyaracaklar. Hemen oraya sözü bırakmış olacağım. Göz üstünde bir baz uygulaması yapıyoruz. Evet. Çok da önemli aslında bu uygulamanın yapılmış olması. Çünkü farın daha kalıcı olmasını sağlıyor. Tabii değil mi Yasemin Hanım? Evet. Çok ince. Mümkün olduğunca. Hı hı. Ton belirlemek de çok önemli değil mi? Kullanacağımız fondötenin tonunu da belirlemek çok önemli. Tabii. Yani cilt tipine göre benim tavsiyem şöyle çene kenarında deneyerek seçebilirler fondöten. Genelde biz bileğimizde, kolumuzda deneriz fondöten. O yanlış. Yani çene altında olabilir, boyunda olabilir. Hı hı. O zaman tam cildiniz uygun. Zaten günlük makyajda fondöten kesinlikle ciltle birebir aynı olmalı. Hı hı. Farklı bir görüntü oluşturmamalı. Günlük makyajın temel kuralı doğal olmasıdır. Doğal olması, evet. Sade olması. Evet. Peki siz burada makyaja devam ederken biz de bir bakalım acaba Ayşe bugün nerede olacak, kim olacak konukları merak ediyoruz. Neler paylaşacaklar bize? Şu anda İzmir'deler. İzmir'den selamlıyorlar bizi. Bütün ekibimize selam gönderelim. Orada hummalı bir çalışma var biliyorum. Sabahın ilk saatlerinden oradasınız ve bağlantı için hazırlıklar yapıyorsunuz. Merhaba diyelim, günaydın diyelim ve sözü sana bırakalım Ayşe. Şahla biz İzmir'in Foça ilçesine bağlı Kozbeyli köyünden günaydın diyoruz bugün. Köy otantik mimarisiyle gerçekten çok güzel. Hava çok temiz, çok güzel. Biz sizi birazdan şirin bir köy kahvesine konuk edeceğiz. Burada Ege'nin geleneksel tadı, dibek kahvesi nasıl yapılıyor hep birlikte öğreneceğiz. Birazdan biz tekrar burada olacağız. Teşekkür ediyoruz Ayşe sana. Birazdan sana döneceğiz. Dibek kahvesi de aslında birçoğumuzun sevdiği kahvelerden birisidir. Farkı nedir diğer Türk kahvesiyle? Nasıl farklanıyor? Bunu da merak ediyorum aslında. Bunu da soracağım izleyicilerimiz için. Aslında bizim de mutfağımızda Atilla'ya dönmek istiyorum hemen. Ama Atilla nerede acaba? Atilla'yı göremiyorum. Atilla gelir herhalde birazdan. Atilla nereye gitmiştin? Sorması ayıptır. Bana bakar mısın? Hemen. Nereye gitmiştin? Su mu getirdin? Evet, bir şeyler unutmuşum. Bu arada tabii ki biz orada bağlantılarımızı, konuşmalarımızı hemen yaparken kaçtım. Burada neler dönüyor meğerse. Evet, şimdi sebzelerimizi kavurduk. Sebzelerimizi kavurduk. Un ilavesi yapacağız. Gördüğünüz gibi gayet renkli bir sebze var. Sen çok seviyorsun sebze kullanmayı yemeklerde. Evet. Yani sebze olması gerekiyor. Unu neden koyduk bu arada? Tabii çorbamızı bağlamak için. Çorbamızı bağlamak için, terbiyelemek için değil mi? Evet, biz buna meyane de diyoruz. Unu biraz kavurmamız gerekiyor. Ben yardım edeyim mi sana bu arada? Böyle duruyorum uzakta sen, ama yapabileceğim bir şey var mı? Sen unu kavurmaya başla. Unu kavurayım ben. Şöyle su kırmızı, beyaz, yapacağım. Beyaz önlüğümüz yok. Kırmızı alayım o zaman ben de. Şimdi sebzelerimizi kavururken içine 2 kaşık un ilave ettik. Evet, biraz da. Topaklanma olmaması için de iyi karıştırmamız lazım değil evet, mi? Evet, şu an yeterli. Şimdi süt vereceğim. Süt. Burada neye dikkat edeceğiz? Sütün soğuk olmasına. Kesilmemesi için. Sütün soğuk olmasına, sütün kesilmemesi için de çorba kaynadıktan sonra tuzu ilave edeceğiz. Tuz kesilmesini mi sağlıyor? Tabii. Bak bunu bilmiyordum. Ben de diyorum benim çorbalar niye kesiliyor acaba? Meğersem tuzdanmış. Yani şimdi tuz yani sütü dakikasında kesebiliyor. Hı hı. Tabii hepsinde olmuyor ama biz durumda... Bu ne? Krema. Bu da kremamız. Sebzelerimizi kavurduk, un ekledik, süt ekledik, su ekledik şimdi, ve krema ekledik. Şimdi işin lezzetlendirme kısmına bakacağız ama dediğim gibi tuzu en son ilave edeceğiz. Baharat. Mısırlarımızı da artık atabiliriz. Çok da güzel renkli bir çorba olacak. Şöyle fazla fazla olsun. Evet. Bir yandan efendim günlük makyaj uygulaması paylaşıyoruz. Bir yandan kış çorbası yapıyoruz. Sebzeli kış çorbası. Malzemelerde hemen ekranda not alabilirsiniz. Bu çorbayı da aslında çocuklarımıza gayet sağlıklı bir çorba olarak içirebiliriz. Kesinlikle. Çünkü içinde süt var, süt sebze var. Bir de çorbalara böyle terbiyesi için yumurta da kırıyorlar ya. Bunda yok değil mi yumurta? Evet, onlar
beyaz çorbalar için geçerli. Bu da beyaz çorba ama yoğurtlu çorbalar için geçerli. Yoğurtlu çorbaların daha kıvamlı ve daha lezzetli olması için yumurtanın sarısını yoğurtla çırparız ve içerisine biraz un ilave edip o şekilde meyanesine bağlarız. Şu an çorbamız kısık ateşte kaynayacak. Kısık mı? En son kaynamaya başladığında ben mesela sebze çorbalarında ve diğer çorbalarda da taze baharat, yani taze baharat dediğimiz bildiğiniz. Yeşillik. Aynen. Nane, dereotu, reyhan gibi. En son mu eklemek lazım? Bunu en son ekleyip daha canlı durmasını. Ve... Dibek kahvesi yapımını paylaşacak. Burada acaba bir kahve içebilecek miyiz? İşte bakın biraz bugün kalabalık mutfağımız. Hadi bakalım. Vaktin olursa o zaman gelir beraber yaparız kahvenizi. Tamam. Sen tavalarına, tencerelerine dikkat et. Çünkü Belmek'ten gelen konuklarımız görüyorsun. Ama tavaları, aldık. Tencereleri ben boyuyorlar. Sabah sözümü aldım. Kesinlikle yani bir tava istiyorum şu mutfağımıza. Evet. Hocam, Necla Hocam, elinize kolunuza sağlık. Büyükşehir Belediyesi meslek edindirme kurslarından gelen konuklarımızın bugünkü branşı el sanatları. Ama öyle bildiğiniz el sanatları değil, evimizde var olan malzemeleri geri dönüştürüyorlar ve muhteşem sanat eserleri ortaya çıkıyor. Gördüğünüz üzere tavalar burada aslında birer tablo gibi bizi mutlu ediyorlar değil mi böyle masamızda? Nereden doğdu bu fikir, kimin fikri hocam? Ben bunu ilk önce yurt dışında görmüştüm. Sonra geldim, biraz araştırdım internetten. Evde de kullanmadığımız, atmak üzere olan birçok tavamız vardı. Kursiyerlerime dedim, böyle bir şeyler yapalım. Biz de ben görmüştüm dedim. Onlar da getirdiler tavalarını. Biz de böyle ay hocam yeniledik. Ben de getirdim. Daha geçen gün 3 tane 4 tane tava çiziliyor ya, onlar zararlı. Evet. Hani çizilince kullanılmaması da gerekiyor. Evet. O yüzden attım. Ama şimdi çok pişman oldum. Toplayacağım bizim de, bütün tavaları. Bizim de kullandığımız genelde teflon çizilmiş tavalar. Yıpranmış i̇yi çelik bir tavalar. Zemin midir resim yapmak için? Tabii iyi bir zemin. Akrilik boyalarımızla önce birkaç kat boyuyoruz. Düz bir sata elde edince boyamaya başlıyoruz. Şimdi bakıyorum da bu tava böyle boyama işlemi yapılmış, dekorasyon yapılmış, böyle kulpu sarılmış içerisinde. Bu nedir hocam? Böyle su havası yaratılmış içinde. O 100 kat vernik dediğimiz bir verniğimiz. Şöyle görülüyor mu? Yaptığımız. Şöyle vernikli görüyorsunuz. Sanki denizin dibiymiş gibi. Çok da güzel. Peki bu tasarımların planlamasını kim yapıyor hocam? Sizin hayal gücünüz mü yoksa? Evet, bizler yapıyoruz. Öğrencilerle beraber ortaklaşa. Onların fikirlerini de alıyorum. Evet. Ben de düşüncelerimi söylüyorum. Birlikte biraz, yapıyoruz. Aynur Hanım, sizinle de konuşmak istiyorum biraz. Böyle konsantre bir şekilde orada eseri tamamlamak için çaba sarf ediyorsunuz. Evet. Paylaşabilir miyiz? İzleyicilerimize gösterelim isterseniz yaptığınız eseri. Burada hazır resimler veya hazır bu peçeteler falan kullanılmıyor değil mi? Tamamıyla hayır, el işi. Hayır. Peçete kullanıyoruz. Kullanıyorsunuz. Evet. Kopaj kağıdı ya da peçete. Biz tamamlıyoruz. Kenarlarını tamamlıyorsunuz. Tamamlıyoruz. Tabii de pratik bir yöntem değil mi? Bütünlüyoruz. Ama el boyamasıyla yaptığımız tavalarımız da var. El boyamasıyla tamamıyla baştan sona. Tabii. Resmi karşımıza alıyoruz, boyuyoruz. Evet. Aynur Hanım, ne kadar zamandır kurstasınız? 4 yıldır. 4 yıldır neler neler yapmışsınızdır siz? Evet. Değil mi? Evde boyanmamış tava tencere kaldı mı? Var. Çok. Şimdi programa başlamadan önce dedim ki, şimdi tavaları boyuyor ya konuklarımız, dedim ki böyle gözünüze kestirdiğiniz, beğendiğiniz, ya şundan da ne güzel bir sanat eseri yaparım dediğiniz tavayı özellikle çiziyor musunuz dedim. Eşi tavayı gözüme kestirdim mesela. Şefim. Evet, tavaya sahip çıkmak lazım. Ben hemen bir şeyler kırayım içine, yumurta falan. Ya da ki ben şimdi birazdan gideyim çizilsin de. Hafiften. Biz size vermiş olalım onu. Peki, ellerinize kollarınıza teşekkür sağlık. Teşekkür ederiz. Geleceğim zaman zaman paylaşacağız izleyicilerimizle yapmış olduğunuz eserleri. Görüyorsunuz stüdyomuzda yok. Bir yandan mutfağımızda yemek pişirirken bir yandan da hemen şu köşede günlük makyaj uygulamasını paylaşıyoruz sizinle. Bir yandan da estetik uygulamaları paylaşıyoruz ama sohbete başlamadan önce biraz makyaja bakmak istiyorum. Ne aşamada acaba? Gözlerimizi tamamladık. Dediğim gibi günlük makyajda çok natural tonlar kullanıyoruz. Hafif toprak ve şeftali tonlarında. Hatta hiç far bile kullanmayabilirler yani. Sadece bir fondöten pudra, bol rimel ve allık ruj bile yetebilir. Ama yok, ben hani mutlaka gözüme bir şey sürmek istiyorum diyen bayanlar
Şöyle biraz kapatalım. Böyle kapatalım gözünüzü. Toprak ve şeftali tonlarında çok hafif bir uygulama yapılabilir gözlere derinlik vermek açısından. Ve çok incecik kahverengi bir eyeliner'la kirpik diplerini belirginleştirdim. Siyah eyeliner kullanmak biraz daha ustalık da gerekiyor sürülmesi anlamında. Biraz kahverengi, daha gece makyajına. Tabii kahverengi, açık renk eyelinerları çok daha rahat uygularlar. Var mı bunun bir püf noktası? Eyeliner'ı her ikisini birbirine benzetmek büyük bir zorluktu. Evet. İkisi aynısı olması için ne yapabiliriz? Şimdi tabii benim elim alışık olduğu için ben hemen çektim. Ama bayanlar gerçekten zorlanıyorlar. Şöyle yapabilirler. Kendi gözlerinin kesinlikle bir kere yukarı doğru çekmeyecekler. Aynaya bakarak gözlerini kapatıp yine bu parmakla bir destek alabilirler. Fakat yukarı doğru çekmek kesinlikle yok. Bir kalemle hattı belirleyip onun üstünden eyeliner'ı giderlerse çok daha rahat kullanırlar. Ben de şöyle yapıyorum. Örneğin işte göz üzerinden göstereyim, Özge'nin gözü üzerine. Şuraya bir çizgi çiziyorum Yasemin Hanım. Buraya da bir çizgi çiziyorum. Hı-hı. Sonra arasını dolduruyorum. Aynı oluyor. Ya çok... da benim elim alıştığı için de bilmiyorum. İşte herkesin bir stili var. Hı-hı. Ama genellikle zaten kuyruk kısmından, bu kısımdan başlamak her zaman en mantıklısıdır. Daha mantıklı değil mi? Ama eyeliner'ı çekemiyorum, mutlaka eğri oluyor, işte fırça kullanamıyorum diyorsanız kalem şeklinde eyeliner'lar var. Ya da dediğim gibi bir kalemle alt sınırı belirleyip üstüne fırçayla bir kere de geçebilirler. Peki. O da çok pratik bir yöntem. Anlatmaya, sohbet etmeye devam edeceğiz. Programımızda her gün farklı konuları ve konuklarımızı ağırlıyoruz. Stüdyomuzda biliyorsunuz. Farklı konuları paylaşıyoruz. Sizin de sorularınızı, merak ettiğiniz şeyleri sormaya çalışıyoruz. Yarın programımızda ne var merak ediyor musunuz? İzleyelim. Sağlıklı beslenme önerileriyle beslenme uzmanı yardımcı doçent doktor Lale Sarı Akan yarın yeni günde. Ve artık stüdyomuzdayız. Bir yandan da operatör doktor Didem Tanyer'le sohbetimize devam etmek istiyorum. Şimdi biz hanımlar yüzümüze çeşitli malzemeler kullanıyoruz. Görüldüğü üzere fondötenler, kapatıcılar, kremler vesaireler. Aslında bunlar da cildimize biraz zarar veriyor gibi değil mi? Düzenli bir kere temizlemek lazım, hı hı, düzgün bir şekilde. Çünkü gözenekleri en basitinden dolduruyor. Artı dediğiniz gibi biraz önce doğru ürün kullanılmadığı zaman bunun çok çeşitli kimyasal içerenleri var vesaire. Hı hı. Alerjik özellik barındıranları var. Bunlardan da kaçınmak lazım yine. Ülkemizde en fazla yapılan estetik operasyon nedir acaba? Böyle bir istatistik var mı? Yani her ülkenin yine 3 aşağı 5 yukarı aslında yine kadınlar için meme yukarılardadır. Erkeklerde burun. Bizim ülkemizde burun tabii ki en önde giden. Burun. Burun estetiği en fazla yapılan estetik operasyonmuş. Biz geçelim göz estetiğine. Gözler aslında yüzümüzde en belirgin bölgelerden birisidir ve yaşlılık belirtisini en fazla veren bölge. Çünkü mimik çok fazla kullanılıyor değil mi? Mimik hem çok fazla kullanılıyor hem göz kapağında herhangi bir düşüklük yaşla birlikte olduğu zaman çok yorgun bir ifade veriyor. Yani basit bir göz kapağı ameliyatıyla gerçekten kişi çok gençleşebiliyor. Göz çevresinde yine göz altında morluk olabiliyor. Göz altı derisinin incelmesi ve kemiğe iyice yaklaşmasıyla bağlantılı. Artı göz altında yine torbalanma olabiliyor. Göz çevresinde dediğiniz gibi kırışıklıklar olabiliyor, kaz ayağı çizgileri. Göz kapağı estetiği diye değerlendirirken yalnız bazen kişinin şikayeti göz kapağında düşüklük olabiliyor ama aslında kaşı düşük olabiliyor gibi. Aslında biz bunu estetik uygulama olarak konuşuyoruz ama göz kapağı estetiği aslında sağlık anlamında da çok önemli. Evet. Kişiyi de çok rahatsız eden bir durum. Göz kapağı fazla düştüğünde değil mi hocam? Aynen. Bazı ameliyatları toplum nedeniyle de daha erken denilerek ileriye atıyoruz ama kişinin kaliteli yaşam süresini de ileri atmak aslında çok doğru bir yaklaşım değil. Görüş alanı bir kere azalıyor. Artı Yasemin Hanım'ın alanı olacak ama hani o göz kapağına bir makyaj yaparken bir sağ bir sola gidiyor göz kapağı. Kişinin o kadar mutsuz yaşamasına da çok gerek yok. Çünkü çok basit ve çok yüz güldürücü basit ameliyatlar. Basit diyorsunuz ama nasıl bir ameliyat? Şöyle aslında her ameliyat zordur. Çok basit demeyeyim. Süre olarak basit. Hayata, günlük hayata dönüş olarak basit. Ama tabii ki iki tarafın simetrisi vesaire hani dengesi açısından aslında tabii ki yine dikkatli yapılması gereken çok dikkat gerektiren ameliyatlarımızdan. Kaç günü ayırması gerekiyor kişinin bu operasyon için? Göz kapağı operasyonundan konuşuyoruz. Göz kapağı operasyonunda bir kere önce doğru değerlendirilmesi lazım. Sadece deri bolluğu mu var, yağda da fıtıklaşma mı var, kasta da fazlalık var mı? Buna yönelik ameliyatını geçirdikten sonra hasta ki lokal anestezi ile bile olabilir.
5. gün civarı dikişlerini aldıktan sonra günlük hayatına devam edebilir. Peki gözün görmesiyle ilgili herhangi bir sorun oluşabilir mi bu operasyondan sonra? Yani çünkü hassas bir bölge. Hassas bir bölge doğru. Her ameliyatın riski var, o da doğru. Ama dikkatli yapıldıktan sonra, kanama kontrolü iyi olduktan sonra. Kimler yapabilir bu operasyonu? Estetik cerrahlar. Estetik cerrahlar yapabilir. Hı hı. Peki göz kapağı operasyonu lazer yöntemiyle mi yapılıyor yoksa bildiğimiz kesi mi yapılıyor? Kesi. Peki son yıllarda uygulanan büzüştürme yöntemi diye bir şey var. Evet. O nasıl yapılıyor hocam? Teknolojinin desteği son yıllarda zaten estetik cerrahide çok ciddi anlamda artmış durumda. Hı hı. O da yine cihazlar desteğiyle aslında deriyi çok hasarlamadan yakarak yapıyor. Ama benim kişisel görüşüm her zaman cerrahi daha... İz kalıyor mu peki bu operasyondan sonra? Göz açık vaziyetteyken katlantıya denk geldiği için kalmıyor. Ama kapalıyken? Yine kalmaz. Çünkü gergin bir bölge olmadığı için zamanla silikleşir. Hı hı. Çok dikkat. Ama yine de dikkat etmemiz gereken şeyler var. Merak ettiğim şeyler var ama biraz Yasemin Hanım'la da konuşmak istiyorum. Makyaj da tamamlanmak üzere gibi, değil mi? Artık pudrayı geçtiğimizi gördüm. Didem Hanım, aslında sizi de almak istiyorum buraya. Özge'nin yüzü üzerinden bir değerlendirme yapacak olursak. Şimdi estetiğin bir yaşı var mı yok mu diye de konuşmak lazım. Aslında hangi yaştan itibaren estetik uygulamaları yapabiliyoruz? Bu da çok bireysel bir soru. Çünkü hani biraz hastanın da belirlediği ameliyatlarımız var, ne kadar mutsuz. Ama hani sırf istiyor diye de yapılmaz tabii ki. Yani yaşı tabii ki var. Örneğin diyelim ki hani estetiğe giriyor bu da. Kepçe kulak operasyonu kişiyi veya çocuğu çok rahatsız eden bir durum. Mesela, bu belirli bir yaşı beklemek zorunda mı hasta, yoksa hani küçük yaşlarda da yapılabilecek bir operasyon? Kepçe kulak için bizim branşımızda özel bir yerdedir. Onu da erken yapabiliriz. 6 yaş civarı yaparız. İlkokula başlamadan önce yapmayı tercih ederiz. Çünkü biliyorsunuz çocuklar da çok acımasız. Çünkü alay konusu olabiliyor. Bütün hayatını etkilemesin. Hı hı. Ama bir burun ameliyatında mesela istiyor diye ailesi de onaylasa bile 14 yaşında kalkıp yapılmaz mesela. Burun operasyonları için bu durum geçerli mi? 18 deriz. Çocuklarda yapmayız, hayır. Evet, Özge'nin makyajı da artık tamamlanmak üzere. Günlük makyajı paylaşıyoruz efendim sizlerle. Gördüğünüz üzere zaten güzeldi. Daha da güzel oldu Özge. Ama burada dikkat etmemiz gereken şeyler de var, değil mi Yasemin Hanım? Günlük makyaj. Evet. Allığı bir kere kalıp gibi sürmüyoruz. Allığı sürerken ne kadar tombul ve büyük bir fırça kullanırsak o kadar doğal süreriz. Yani bir çizgi gibi, bir hat gibi olmayacak. Günlük makyajın dediğim gibi az önce doğal, az ve doğal olması güzelleştirir. Allık sürerken şu hareketi yaparız biz. Böyle gülümseriz, hani allığımızı daha da yakından çıkarmış. Elmacık veya kemiklerine. Evet. Şu hareketi yaparız. Evet, elmacık kemiklerini. Doğru mudur? Yani dediğim gibi işte nasıl kişi kendisini rahat uygulayabiliyorsa, yani ben mesela öyle yapmıyorum çünkü biliyorum hangi hat üzerine süreceğimi. Ama sonuçta herkes profesyonel bu işi yapmadığına göre elmacık kemiklerini çıkarıp dediğiniz gibi hani şu şekilde yaparak elmacık kemiklerini o şekilde belirginleştirebilir. Ama yine de söylüyorum, büyük bir fırçayla doğal bir şekilde. Büyük bir fırça. Yani bir çizgi hat oluşturmayacak orada. Kullanılan fırçaların da çok önemi var. Çok önemli. Yüzde kaşın çok büyük bir önemi var. Kaşla ilgili de sizinle konuşmak istiyorum. Ama önce bir mutfağıma gitmek istiyorum. Tamam. Didem Hanım, sizi de alacağım hemen mutfağımıza. Bakalım ne olmuş, ne bitmiş burada. Evet, şimdi hemen neler bu yaptık? Sufle mi yapıyoruz? Evet, yumurtanın sönmemesi gerekiyor. Çorbamız ne aşamada? Evet, ne olur gelsinler çabuk falan diye bekliyordum böyle. Çorbamız bitmek üzere. Şimdi burada sadece yumurtanın beyazı var. 6 tane. Bu yumurtanın beyazı bu kadar köpürmüş değil mi? Sufle için. Evet. Döküyordum tabii. Sufle için bunu böyle köpürtmemiz lazım. Bir taraftan da şekerle yumurtanın sarısını ve unu karıştırıyoruz. Yumurtanın beyazını kenarda köpürtüyoruz. Bembeyaz bir köpük haline getiriyoruz. Bir yandan yumurtanın sarısı ve şekerini yine çırpıyoruz, köpürtüyoruz. Sonra ikisini buluşturuyoruz değil mi? Evet, şimdi ikisini buluşturuyoruz. Yavaş yavaş. Burada da hızlı davranmak mı lazım? Şimdi artık yavaşlıyoruz. O hızlılık bitti. Tatlı sever misiniz Didem Hanım? Yani şimdi aram yoktur aslında. Yok. Belli oluyor. Şimdi ben bunu yavaş yavaş dökeceğim. Sen bunu böyle ben aşağıdan bunu yukarıya aşağıdan yavaş yavaş. Aşağıdan yukarı yavaş yavaş karıştırıyorum. Bu arada erimiş benmari usulüyle eritilmiş çikolatayı, bitter çikolatayı. Evet, aynen o şekilde yavaş, acele etmiyoruz. Böyle havalandıra yapacağız ki. Köpüklere dikkat ediyoruz, tamam. Evet. Tamam şefim. Benden de iyi bir çırak olmaz gibi geliyor bana.
Ya buraya kadar hızlı yapıyoruz ama bundan sonra evet artık böyle köpüğümüzü aşağıdan yukarıya doğru yavaş yavaş şımartıyoruz köpüğü. Şımartıyoruz. Damla damla çikolatalarımızı döküyoruz. Söndürmemek için aslında. Tabii. Söndürmeden ki suflemiz güzel kabarsın diye. Başka artık bir malzeme katacak mıyız buna? Başka bir şey yok. Yumurta, bu aşamayı şeker. Evet ve bitter çikolatayla tereyağımızı erittik. Artık hanımlar da evde o lüks restoranlarda ve otellerde karşılaştığı sufleleri bu kadar kolay ve basitmiş bilecekler. Aslında. Evet buranın aslında suflede şu olay, yani sizin yaptığınız olay çok önemli. Onu bir sabırla karıştırmaları gerekiyor. Sen de sabırlı birisi olduğun için. Ben çok sabırsızımdır aslında Atilla. Çok sabırsız bir insanım. Yani çok aceleci. Bu görevi sana vermek zorunda kaldım. Çünkü bir taraftan çikolatamız da yavaş yavaş. Yalnız dikkat ediyorsanız vermek zorunda kaldım diyor Atilla. Yani mecbur kaldım. Başka kimse olmadığı için sen yapıyorsun. Normalde birisi olsa yaptırmam. Hayır. Yani gerçekten mutfağa yakışıyorsun. Ve teşekkür ederim. Evet çorbamız da artık kaynadı. Tuzunu vereceğiz. Çorbamız bazı kaynıyor. Bazı baharatlarımızı da ilave edelim. Evet mutfağımız bugün. Yağımız da burada. Şimdi sufleyi ne kattık tekrar edelim mi hemen evet, izleyicilerimize paylaşalım. Ha, durmuyoruz tamam. Durduğumuz zaman yumurtamız sönüyor. Püf noktası. Hangisini söyleyelim efendim? Sufleyi paylaşalım. Sonra çorbamızı tekrar. Evet çorbamızı zaten tamamladık. Evet şimdi ilk önce ne yaptık? Belmari usulü dediğimiz yani sıcak suyun içerisinde çikolata ve tereyağımızı erittik. Ama erittikten sonra onu sıcak bekletmiyoruz. Biraz ılık hale getiriyoruz. Ilık hale getirdikten sonra 6 tane yumurtamızı ve biraz daha burayı. 6 tane yumurtamızı. Bu arada müdahale etmeyi de ihmal etmiyor. Evet. 6 tane yumurtamızı şekerle beraber çok iyi bir şekilde çırpıyoruz. İçerisine 15 gram çok fazla değil 20 gram bir un ilave ediyoruz. Ama diğer taraftaki önemli yani o yumurtanın beyazını köpürtebildiğimiz kadar tıraş köpüğü kıvamına gelene kadar diyoruz biz. Sonra bunların hepsini buluşturuyoruz ve senin yaptığın gibi şu an yavaş yavaş bir taraftan sohbet ederek bir taraftan da suflemizi oluşturuyoruz. Bakın ne kadar hoş bir kıvam yakaladı. Çok güzel bir karışım oldu. Ve sonrasında da 200 derecelik fırında. Peki fırını önceden mi ısıtıyoruz evet, yoksa? Evet şimdi ben biraz önce çalıştırdım. Bir şey soracağım, keklerde de önceden mi ısıtmak gerekiyor? Tabii bütün her şeyde. Ben ısıtmadan gerekiyor. Koyuyorum. Kek gayet güzel oluyor. Neden? O sizin elinizin güzelliği mi? Artık bilmiyorum. Evet şimdi şöyle yapıyoruz. Ben de evet muhteşem bir karışım oldu. Oldu. Tam hangi kaplarda pişireceğiz bunu? Sufle kasesinde yani kırılmaz sufle kaselerinde pişireceğiz. Hemen ben onların dolumunu da yapayım. Bunlar bir de çok çabuk pişiyor değil mi? Acaba? Evet. Kaç dakikada hazır olacak? 200 derecede 10 dakikada pişecek. 10 dakikada hazır tamam. Evet bir kıvamına bir bakayım acele de etmek istemiyorum. Çünkü sufle en ufak bir hatada pişmeyebiliyor. Çok da az malzeme kullandık değil mi? Aynen. İşte yani, o kadar malzeme kullandık. Yani 5-6 kalem ürünümüz var. Çorbamızda ama bayağı bir sebze kullandık. Çorbamız da hazır çorbamız olmak hazır. Üzere. Sen o çorbamızı aslında şu sunum tahtasına koyabilirsin. Pişti mi onu çorba? Onu tamamladık evet. Biraz tuz ilave edecektik. Unuttuk bir saniye. Edelim. Acele etmeyelim. Yemeğin tuzu önemlidir. Yemeğin tuzu önemli. Hemen tuzumuzu verelim. Tuzumuzu bulalım. Fazla tuz attıysak ne yapıyoruz çorbalarımıza? Yani örneğin. Artık patates kullanıyoruz. İçerisine bir patates mi atıyoruz? Biraz daha ilave edelim. Evet şimdi o çorba ne kadar tatlı olmuştur. Şimdi sen ya, tuzunu falan baharatını verdin ya. Elinin tadı diye bir şey vardır. Evet kesinlikle. Elin, evet. O çok önemli. Tadı böyle aileden geçermiş. Senin ailede var mı böyle yemeği güzel yapan ki sen vallahi böyle güzel yemeği yapıyorsun? Güzel yapan annem var. Muhteşem yemekler yapar ve birçok tarifi de ondan öğrenmişimdir. Ben annem yemek yaparken otururum onunla beraber. Sufleyi dökelim mi yavaş yavaş? Evet. Annenin de bu arada selamlarımızı söyleyelim. Evet. Bütün annelerin ellerinden öpüyoruz efendim. Evet, ben de anneme küçük, buradan minik selam göndermiş olayım. Şu anda Azerbaycan'da izliyordur muhakkak bizi. Şahlacığım şöyle bir durum var. Şimdi ne yapıyoruz? Altını yağlamamız mı lazım? Altını yağlamamız gerekiyor tamam. Ve pudra şekeri kullanacağız. Ben bunları yavaş yavaş hazırlarken, hazırlayayım. Tamam. Fırından çıkarken finalde ben seni yine bekleyeyim. Tamam. Çorbayı tamam. Da o zaman servis tamam. Ederiz. Kış çorbası yaptık. Evet, o da yavaş yavaş bir yandan da sufle hazırladık. Evet, bir yandan da estetik operasyonları konuşuyoruz. Didem Hanım sizi böyle sohbet köşesine hemen alırken buraya da uğramadan geçmek istemiyorum. Burada da çünkü yavaş yavaş tavalarımız renkleniyor, hazırlanıyor. Evde acaba hanımlar bu uygulamayı yapabilirler mi hocam? Yapabilirler aslında. Kursa çok gitmeden. Zor değil. Ama kursta olurlarsa daha çok rahat da çalışırlar. Güzel tabii. Olur. Evet. Kullandığınız malzemeleri sayalım mı? Hangi ürünleri, neler kullandık? Öncelikle kullanılmış
eskimiş bir tavamız olmalı. Mutlaka. Tavamızı güzelce temizlememiz lazım. Hı hı. Yağdan, kirden arındırmamız lazım. Sonra akrilik boyalarımız olması lazım. Akrilik boya, üstüne yapıştıracağımız bir resmimiz olması lazım. Biz dekopaj kağıdı diyoruz buna. Yani evde eğer çalışacaklarsa bir fotokopi kağıdı da olabilir. Transfer tutkalımız gerekli bunu yapıştırmak için. Sonra biraz resim bilgimiz olması lazım. Renk tamamlayabilme. Bilgisi, değil mi? Evet, tamamlayabilmemiz için. Sonra bir su bazlı vernik, bir de sprey vermeyemiz olması lazım. Bir de bolca lazım. Zaman, sabır ve yetenek de gerekiyor. Sohbet etmeye devam edeceğiz. İzmir'den bizi bekliyorlarmış, bağlantımız hazırmış. İzmir'e şöyle bir götürelim sizi bakalım. Ayşe'nin konukları kim? Dibek kahvesi yapacaklar. Nedir bu dibek kahvesinin özelliği, çok da merak ediyorum Ayşe. Şahla biz Foça ilçesine bağlı Kozbeyli köyündeyiz. Yörenin en meşhur dibek kahvecisindeyiz. Buranın sahibi Şakir Bey yanımızda. Şakir Bey, yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Siz de köyümüze hoş geldiniz. Çok teşekkürler. Şakir Bey, bu dükkanın yaklaşık 150 yıllık bir geçmişi var. Kaç nesildir devam ediyorsunuz bu işe? Şu anda ben 3. nesilim. Bu işi yapmaktayım. Oradan sonra. İşte aletlerimiz burada. Evet. Şakir Bey, dibek kahvesi nedir? Neden? Hani ben onu Türk kahvesi diye biliyorum. Özelliği nedir? Dibek adı nereden geliyor? Şimdi biz kahveyi çiğ alırız. Oradan sonra kendimiz kavururuz. O kahveleri görelim hemen. Hemen görelim. Kahveyi bunun içine koyarız, dolabımızın içine. Bu nedir Şakir Ustam? Bu nedir? Bu gördüğün dolaptır. Kahveyi kavurduğumuzda bunda altında odun ateşi yanar. Bunda yarım saat sürer kavurmamız çiğ kahveyi. Şu çiğ kahveyi kavurmamız yarım saat sürer. Ondan sonra bu hale gelir kahvemiz. Şu hale gelir. Kızgın ateşte değil mi kavrulan? Evet. Yarım saat civarında değil yarım, mi? Bir şu an kahve. Vaktimiz olmadığı için biz onu hazır olarak aldık. Evet. İkinci aşamamız bu kahve. Evet. Ne oluyor Şakir Usta? Şimdi bu kahveyi alıyoruz. Buradan dibeğe götürüyoruz. Şurada dibeğimiz var. Taş dibeğimiz. Oradan sonra buraya döküyoruz kahvemizi. Ondan sonra başlıyoruz ezmeye. Yalnız Şakir Ustam, bu dibek de çok eski görünüyor. Evet. Bu kaç yıllık? 100'den 150 arasında var bu dibeğin de yaşı. Taş galiba 150 yaşında. Evet, taş. Evet. Bu görmüş olduğunuz taş. Kahvemizi koyduk. Evet. Elinizde bir tokmak var, oldukça ağır. 8 kilo bir tokmaktır. Bundan ezerek, bundan vura vura ezilir. Mesela bu kahve kaç tokmakta ezilir? Bu 100 tokmakta ezilir. 100 tokmak, evet Şahla. Şimdi çok önemli aşamalardan geçiyor dibek kahvesinin hazırlanması. Dolayısıyla biz normal Türk kahvesini ikram ederken 40 yıl hatırının olduğunu söylüyoruz ama dibek kahvesinin hatırı kaç yıldır acaba, rejiden de merak ediyorlar. Hemen soruyorum Şakir Usta'ya. Şakir Usta, normal Türk kahvesinin hatırı 40 yıldır. Peki dibek kahvesinin hatırı kaç yıl? Vallahi o da hemen hemen bir 100 yıllık vardır. 100 yıllıkmış Şahla, öyle söylüyor Şakir Usta. Evet, şimdi bunu ezdik. Bu ezildi. Şu anda bunu ele alıp eleme faslı yapacağız. Zamanımızın biraz kısıtlı olduğundan hemen hızlı hareket ediyoruz. Evet, hızlı hareket ediyoruz Şakir Usta. Tamam. Şimdi burada incesinden kalını ayıracağız. Burada inceyi kalını ayıracağız. Tamam, ondan sonra bu alttakiler kalan kahveler, şu görmüş olduğunuz kahveler pişecek hale geldi. Şu an kahvemiz pişmeye hazır değil mi? Evet, şu anda kahvemiz pişmeye hazır. Kahvemiz pişerken sizden son olarak şunu öğrenmek istiyorum Şakir Bey. Kahve pişirmenin püf noktası nedir? İzleyicilerimize nasıl bir mesaj verirsiniz? Vallahi bu kahvede püf noktası yok. Bu kahve çok güzel kahvedir. Dibekten geçirildiği için çok güzel bir kahvedir. Yani püf noktasına gerek kalmaz. Yani suyunu, malzemesini koyarsın. Ağır mı pişirmek gerekiyor? Ağır ateşte mi olması? Ağır ateşte pişirmek lazım. Evet. Ondan sonra cezveyi bulamadım. Şimdi ocağa götüreceksiniz değil tabii mi? Tabii, hemen cezvemi alayım geleyim, ocağa götüreceğim. Şakir Usta gerçekten çok renkli bir kişiliği var. Çok sıcakkanlı karşıladı bizi. Müşterinin kahve içme durumuna göre ayarlarsın. Adam orta ister, şekerli ister. Yani buradan iki kaşık alırsın. Şöyle. Bu tek kişilik kahve.
Ayşe, kahvenin kokusu, kahvenin kokusu buraya kadar geldi. Birazdan biz yine o kahvenin sunumunu görmek üzere tekrar bağlantımızı gerçekleştireceğiz. Stüdyomuza buram buram kokusu geldi gibi hissettik. Dibek kahvesinde hatırı efendim 100 yıl kadardır dedi Şakir ustamız. Hakikaten özenli ve titizlikle hazırlanması gerekiyor. Türk kahvesinden ayıran noktası sanırım bu. Daha ince öğütülüyor. Farklı işte geleneksel usulle öğütüldüğünü öğrenmiş olduk Şakir ustadan. Birazdan da kahvenin sunumunu göreceğiz. Stüdyomuzda sufle hazırlığı var. Aslında suflenin yanında da Türk kahvesi çok da güzel gider değil mi? Evet. Atilla ustam. Evet. Birazdan yani kahve yapacağız mı acaba? Kahve bilmiyorum. Yapabilir miyiz? Dibek yapamayız ama normal tabii, Türk kahvesi normal belki Türk yapabiliriz, kahvesi yapabiliriz birazdan. Peki biz o zaman sohbet edelim. Devam edelim Didem Hanım'la sizinle sohbet etmeye. Makyajımız da tamamlandı. Aslında önce makyajımızı mı paylaşsak? Paylaşalım önce makyajımızı, anlatalım bir kere daha izleyeceğimize neler yaptığımızı Yasemin Hanım. Biz Özge'ye günlük makyaj uyguladık. Günlük herkesin 10 dakikada yapabileceği bir makyaj. Çok ince likit bir fondöten, transparan pudra ve toprak şeftali tonlarında bir farla gözlere derinlik verdik. Kahverengi bir eyeliner kullandık ve rimel. Ruj da yine aynı şekilde şeftali ve pembenin tonları. Kendisine bayanlar hangi rengi yakıştırıyorlarsa natural tonlarda bir ruj. Makyajımız bitti. Biraz göz pınarlarına bir aydınlık ışıltı verdik. Çok hafif. Ve sanırım makyajın en güzel tarafı da kişinin gülümsemesi oluyor. Kesinlikle. Özge gülümseyince çok daha da güzel oluyorsun. Çok güzel oldu makyajın. Ellerinize kollarınıza sağlık. Kesinlikle. Makyaj ürünlerinde aslında size sohbet köşesine hemen alırken makyaj ürünlerini kullanırken de dikkat etmemiz gereken şeyler var. Örneğin rimelimiz kurudu. Ne yapabiliriz? Çok çabuk kuruyorlar çünkü. Evet, şöyle rimeli kuruduktan sonra bir şey yapamayız. Yani böyle onu herhangi sulandırıp herhangi bir sıvı bir şey eklememiz. Onu ben hiç tavsiye etmiyorum. Zaten çok çabuk akar ve kalıcı da olmaz. Rimelin kurumasını geciktirebiliriz. Bu da nasıl olur? Genelde bayanlar çok fazla içine böyle fırçayı şöyle hızlı hızlı sokup çıkarırlar sürerken. O yanlış bir şey, çok fazla hava alıyor ve çabuk kuruyor. Mümkün olduğunca açtığımızda çabuk rimelleyeceğiz ve sıkıca kapatacağız. Hemen yapabileceğimiz kapatacağız, bu. Aynen. Evet. Şimdi cildimiz için de yapılabilecek şeyler var. Şimdi botoks ve dolgu yöntemi estetikte çok fazlaca kullanılıyor. Bazen kadınların gözünde korkutuyor. Acaba ben işte dolgu yaptırırsam vücudumuz farklı bir bölgesine gidebilir mi o dolgu? İşte vücudum onu alırsa bir zararı olur mu gibi şeyler de olabiliyor. Aslında sorular olabiliyor. Yani dolgu malzemelerinin kullanımında olanlarının hiçbirinde böyle sıkıntılar yok. Zaten zarar verenin onayı olmuyor çok. Güvenilir ürünler kullanmak önemli. Bir de hani insan yüzün anatomisini doğru bilen insanlara kendilerini emanet etmeleri önemli. Çünkü bazı hastalarımızdan biz de duyuyoruz. Botokstan sonra mimiklerimde bir sıkıntı olur mu? İşte değişik görünümlere girer miyim? Öyle bir şey anatomik bilginizle çok öyle bir şey yaratmanız mümkün değil. Peki size hastalar diyeceğim. Böyle elinde bir fotoğrafla ya işte ben örneğin hep örnek verilir ya Angelina Jolie'nin dudaklarına sahip olmak istiyorum veya işte şu oyuncunun kaş yapısına sahip olmak istiyorum diyenler oluyor mu? Bu mümkün oluyor mu? Yani böyle hastalar her zaman oluyor ama tabii ki başka birinde güzel duran bir şey herkeste güzel duracak diye bir şey yok. O şekilde. Bana da geliyor Didem Hanım öyle. Değil ben mi makyajla? Şey söylüyorum. Mesela kaşı getiriyor, ben bu kaşı istiyorum. Hani microblading kalıcı kaş istiyorlar. Ben bu kaşı istiyorum ama her yüzde her kaş gitmez. Ya da Ebru Gündeş makyajı bir ara benim başıma bela olmuştu. Herkes Ebru Gündeş mi? Ama yani işte herkes de aynı durmaz. Her yüzün anatomisi farklıdır. O yüzden Didem Hanım dediği gibi ben de aynı şeyi söyleyeyim. Herkese fotoğrafta şöylesi, gördüğünüz tabii bir şey bize olmayabilir. İzmir'den efendim buran buran kahve kokuları geldi diyeceğim ama yok İzmir'den gelmiyor. Bizim mutfağımızdan geliyor. Mutfağımızda da kahvemiz hazırlanıyor. Atilla şefim ellerine kollarına sağlık. Başka bir şey ister misiniz? Böyle tatlılar. Canınız sağlığı. Evet. Ellerine kollarına sağlık. Birazdan sunumunu yapmak için ben geleceğim. Tamam bekliyoruz. Suflelerimiz ne durumda bu arada? Suflelerimizin 6 dakikası var. 6 dakikası var. 6 dakika sonra o zaman sufleler eşliğinde
kahvelerimizi içeceğiz. Reji de oradan bize bakacak. Bu kahve kokusu rejiye ulaştı mı bilmiyorum ama bu yayının aslında ama size ulaşmasını sağlayan birçok insan var. Ama. Stüdyomuzda kameramanlarımız var, rejide bir ekibimiz var. Onlara da böyle kameralar aracılığıyla teşekkür de edeyim. Selam da göndereyim buradan tekrar. Şimdi biz sohbetimize devam edelim. Estetik uygulamaları konuşuyoruz. Dolguları, botoksları konuşuyoruz. Ülkemizde en fazla yapılan estetik operasyonun burun olduğunu söyledik. Aslında çok da çekimseriz estetik uygulamaların yaparken en çok hangi endişelerle geliyor hastalar? Yani insan hani belli bir yaşa gelene kadar aynı yüzle geldikten sonra o yaşa bir değişiklik çevrede nasıl görülecek, ben alışabilecek miyim? Bir yandan da mutsuz olduğu için bunu da istiyor aslında. O en büyük çekincesi beklentisiyle örtüşecek bir şeyi bulmak. Çünkü sonrasında geri dönüşü zor olan bazı uygulamalar da var. Cerrahi müdahaleler var. Şimdi bir yandan makyajı konuşurken bir yandan estetik uygulamalarını konuşuyoruz ama merak ettiğim bir şey daha var. Onu kısacık bir paylaşacağımız bir şey var. Ondan sonra tekrar soracağım size. Modaya soracağım. Makyajdaki bu yılki trendler nelerdir onu soracağım. Kısacık bir tanıtımcımız var. Hemen sonrasında stüdyomuzda canlı canlı karşınızdayız. Gezgin Osman Oktay yarın yeni günde. Ve artık tekrar stüdyomuzdayız. Modadan söz ediyoruz. Makyajda olduğu kadar estetikte de eminim moda vardır ama öncesinde sizinle başlayalım. Bu yılın trendleri nelerdir? Hangi renkler ve hangi uygulamalar? Yine soğuk renkler var. Rujda, bordo ve kırmızı yine moda. Fakat yine söylüyorum, altını çiziyorum. Moda diye hepsini kendimize uygulayamayız. Kişinin kendine yakışması bence en doğru olanı. Kendinize neyi yakıştırıyorsanız onu kullanın. Bordo ruj yakışmıyorsa natural tonlar kullanın. Kullanalım. Herkes sizin gibi kırmızı yakışmayabilir mesela. Size çok yakışmış. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Çok güzel taşımışsınız. Yine smokey eyes gözler. Green'in, buğulu gözler. Kahvenin bütün tonlarıyla. Mesela kahve her türlü kıyafetle kullanabilirsiniz. Kahvenin tonlarını, toprak tonlarını. Smokey eyes'e çok güzel yakışır. Bu şekilde yine eyeliner modası hiçbir zaman geçmez. Ya. Eyeliner hep var. Yani, ama nasıl sürdüğünüz de çok önemlidir. Nasıl şimdi iki eyeliner birbirine benzemiyorsa biraz önce püf noktasını paylaştık. Evet. Sürülme tekniği de çok önemli. Estetikte peki böyle zaman zaman işte moda olan, işte çok fazla tercih edilen uygulamalar olabiliyor mu? Olabiliyor. Bizim ülkemiz için o kadar revaçta olmamakla birlikte atıyorum Amerika'da işte kalça protezleri gitgide artıyor son dönem. Onun dışında ırksal talep gören ameliyatlar farklı olabiliyor. İşte çekik gözlerde mesela işte kıvrımı düzeltmek için ameliyatlar olabiliyor. Belli bölgelerde Kore gibi. Evet, her ülkenin aslında kendine göre tercihleri var. Şimdi ayağa kalkacağım, mutfağa doğru gideceğim ama mutfağa doğru giderken de sözü İzmir'e bırakmak istiyorum. Çünkü İzmir'de de kahvemiz hazır ve kahvenin sunumu da aslında çok önemli. Kahveyi nasıl ikram edeceğiniz de çok önemli. Dibek kahvesi hazır mı acaba Ayşe? Şahla Dibek kahvemiz hazır olmak üzere. Şakir Usta, nedir durum? Şimdi orada dövmüş olduğumuz kahveyi aldık. Burada pişiriyoruz. Şu anda pişirmekteyiz. Ondan sonra pişirdik. Şimdi bu hale geldi. İçilecek hale geldi. Şahla, stüdyodaki kahveyi bilemeyeceğim ama bu kahve gerçekten enfes kokuyor. Hemen tadına bakıyorum. Gerçekten inanılmaz bir lezzette. Yolu İzmir'e düşen herkes Şakir Usta'ya uğramadan dönmesin diyorum ben. Sözü sana bırakıyorum Şahla. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Bugün canlı bağlantıyla bizim karşımızda olan ekibimize teşekkür ediyoruz. Ayşe, sana çok teşekkür ediyoruz. Şakir Usta'ya teşekkür ediyoruz. Siz İzmir'de kahve yaparsınız da biz stüdyomuzda yapmaz mıyız? Evet, değil mi? Hiç geri kalır mıyız? Allah'tan kahve yaptılar. Başka bir şey yapsalardı ne yapacaktık? Vallahi bilmiyorum yani, yeterli şeyimiz var. Lahmacun pide falan yapsalardı yapabilirdik. Yani mutfağımız geniş o anlamda. Tamam. Hiçbir sıkıntı yok. Tamam. Kahvemiz hazırlanıyor. Bu kahveyi pişirirken de püf noktası var mı? Şefim senden alayım. Kahveyi pişirirken, aslında kahveyi pişirirken çok püf noktası vermem yanlış olur. Neden? Şimdi yani hanımlar diyecek ya, öyle şey mi olur ustacığım, biz böyle yapıyoruz yıllardır bunu diyecekler. Ustalar yani burada biraz uyanık olmak lazım. Evet, birçok tarif verebiliyoruz ama kahve bizim işimiz değil.
Öyle mi? Kahve tamam. Sizin işiniz buyurun. Son zamanlarda aslında teşekkür ederim. Makineler de bizim imdadımıza yetişiyor. Evet. Ama gerçekten hani Türk kahvesi yapmasını bilirim. Evet, soğuk suyla yapmamız gerekiyor. Evet, işte bir defa karıştırdıktan sonra karıştırmamak gerekiyor. Evet. Benim biraz önce yaptığım gibi. Ondan sonra hani bu tür püf noktaları biliyorum ama gerçekten de gerçekten bayanlara daha çok böyle. Değil mi? Onlar biraz daha böyle özentili hazırlıyorlar. Köpüklerini alıyorlar falan filan. Evet. Yani kahve başka ama bir sır vereyim mi sana? Artık makinelerde bizim imdadımıza yetişiyor. Evet. Kahveye koyuyorsun suyu. Bir saniye bekliyorsunuz. Hop, köpüklü kahveniz köpüklü hazır. Kahvemiz ama hazır. Tabii cezveyle biraz, yapılmış kahve birazcık kadar değil. Biraz telvesini alabilir miyiz? Var alalım, mı içinde? Alalım. Biraz köpüğünü mü alalım diyorsun? Evet, köpüğünü böyle birazcık. Böyle paylaştıralım. Yani bir iki tane. Tam kaynamadı sanki o. Kaynamak üzere. Ben bu kahveleri izninizle bugün rejimize göndermek istiyorum. Güzel yani, güzel kahveleri içsinler. Şöyle yani ben böyle, kahveleri paylaşırken sen sufleni böyle çıkarıyorsun. Böyle sufle olur mu? Olur mu? Olur tabii. Yani bu kadar olacağını tahmin etmiyordum. Sen bile bu kadarını beklemiyorduysan. Evet. Az. Şöyle. Evet. Şefim, olur mu derken acaba orada sufleler ne durumda? Olmuş ben mu olmamış mı? Ben suflelerle konuşuyorum bu arada. Fark ettim. Şöyle kahvelerimiz de hazır. Çok hızlı. Evet, muhteşem bir sufle. Allah Allah. Nedir bu? Bunu nasıl yiyeceğiz? Ben hemen şimdi, kaşığı aldım yalnız ben. Evet, yemek şu için an, değil de bakmak evet, için. Şimdi o patlatacağız işte onu. Hı hı. İçine çikolata dökeceğiz evet, değil mi? Şöyle bir tanesini alalım. Çünkü tehlikeye girebiliriz. Orada hemen dursun. Bu arada yapım aşamasında hızlı hızlı malzemelerini de hatırlatalım. Evet, 6 tane yumurta kullandık. Hı hı. 150 gram tereyağı kullandık. Sonrasında 6 tane yumurtasının sarısıyla şekeri karıştırdık. Hı hı. Diğer taraftan gördüğünüz gibi tıraş köpüğü kıvamında dediğimiz yumurtanın beyazını o şekilde köpürttük. Daha sonra 15 gram 20 gram unla beraber bunları karıştırdık. Ama onun öncesinde ne yaptık? Bir belmeli usulü, yani sıcak suyun üstünde 150 gram tereyağı ve 200 gram bitter çikolatayı erittik. Hı hı. Erittik ama onu sıcak bir şekilde yumurtanın içerisine dahil etmiyoruz. Biraz hı hı, ılık halde ilave ediyoruz. Daha sonra sen de bana yardım ettin. Ne evet, yaptık? Yavaş yavaş karıştırdık. Karıştırdık. Gördüğünüz gibi böyle muhteşem bir, yani ben bu kadar böyle güzel bir görüntü olacağını tahmin etmiyordum. Hı. Evet, mutlaka şişecekti suflemiz ama hı, gerçekten ama şu an evet, üstünde bir kalitede bir şey oldu. İşte ben hani karıştırdım evet, ya. Karıştırdınız böyle bir havalandırdınız. Şimdi peki, nasıl oradan patlatıyoruz şimdi onu? Evet, nasıl tehlikeli olabilir aslında da. Öyle mi? Ben uzaktan deneyelim. Şöyle yapalım bir saniye. Mutfağımızı biraz rahatlatalım. Şöyle hemen, çorbamızı da hemen şuraya evet, alalım. Kahvemizin altında kapatsın. Kapatalım. İyi olur. Şimdi şöyle yapalım. Şunu da şöyle yanımıza sufle çekelim. Sufle hazırladık efendim. Suflenin şimdi son aşaması. Evet, şimdi burada çikolatalı da yiyebilirsiniz. Frambuazlı da. Üzerine birazcık krema dökebilirsiniz. Patlatalım. Hanımlar siz de gelsenize. Çok güzel görünüyor bu sufleler size. Belki yakından bakmak, program sonrasında tadına bakmak üzere evet, tabii şöyle ki bir davet ediyorum. Bunu böyle ortasına açıyor muyum? Açın. Tamam. Evet. Şöyle yuvarlayın. Kaldırın onu. Bunu ne yapacağız? Evet. Gördüğünüz gibi o çikolata tamam, akıyor. Bunu döküyor muyuz? Tabii döküyoruz. Biraz krema dökelim. Hı hı. Döktük. Biraz da krema ekliyoruz suflemizin yani içine. Sonra bunu geri yerine bırakacağız değil evet, mi? Tamam. Şöyle geri yerine bıraktık, kapattık. Evet. Yani i̇şte yorulduk şu an. Kıymetimi bilmiyor. Bence de. Kıymetimi bilmiyor. Evet. Gerçekten güzeldi. Suflemiz ve sebzeli çorbamız muhteşem oldu. Artık sizler de evlerinizde böyle çok şık sunumlarda sufleler hazırlayabilirsiniz. Çok zor değilmiş. Evet, biraz incelikleri varmış. Bu incelikleri de, püf noktaları da biz söyledik. Yarın ne yapıyoruz? Sürpriz demeyelim. Dersime çalıştığına geldim. Ne yapıyoruz yarın? Ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Unuttum. Ne yapıyoruz? Hayır. Sürpriz. Tavuk. Tavuk bohçası hazırlıyoruz. Tavuk bohçası. Tavuk bohçasını tavanın üzerinde pişireceğiz. Sonra fırına vereceğiz. Hı hı. Böyle yıldız şeklinde açacağız. Muhteşem bir şey. O da farklı. Çok kolay. Gene rengarenk. Gene sebzeler var derken birçok tariflerimiz olacak. Afiyet olsun diyelim. Ellerine kollarına sağlık şefim. Bugün de döktürdün yine. Evet. Sebze çorbamız ve suflemiz. Program sonrası tadına bakmak üzere.
bizi bekliyor olacak. Bir yandan evet. da konuklarımız var tabii stüdyomuzda. Yasemin Hanım'la makyajı konuşurken Didem Hanım'la da estetik uygulamaları konuşuyoruz. Aslında cildimiz çok önemli. Cildimize en başta iyi bakmamız lazım. Tabii. Sonrasında bizim yetişemediğimiz zamanlarda işte zamanın diyelim ki bize getirdiklerini yok etmek için estetik uygulamalardan evet, faydalanabiliriz. Çok çok teşekkür ediyorum sizlere. Biz ve bir yandan da biz Büyükşehir Belediyesi meslek edindirme kurslarımızdan gelen konuklarımızla gördüğünüz gibi evlerimizdeki malzemeleri nasıl geri dönüşüm sağlayabiliriz? Bunları konuştuk, paylaştık. İzmir'e de bağlantımızı yaptık. Özge'ye çok teşekkür ediyorum. Bizimle birlikteydi. Bugün makyaj uygulamasını gösterdik. Ve yarın efendim yine saatler tam 9'u gösterdiğinde sizlerin karşısında olmak istiyoruz. Sağlıkla kalın, hoşça kalın.